İstanbul'un fethi ve ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in kişiliği ve yaşamı hakkında bugün de tam anlamıyla açıklığa kavuşmamış noktalar, farklı iddialar vardır. Biz de bu videomuzda söz konusu yaklaşımları 10 soru içinde toplayarak tartıştık. Resmi tarihe hoş geldiniz. Fethinden sonra Fatih, Hristiyanların burada yaşamasına müsaade ettiği gibi kentten kaçanların geri dönmesi için de çaba sarf eder. Bizanslı birçok Rum da Müslümanlığı kabul etsin ya da etmesin Osmanlı İmparatorluğu hizmetine alınır. Gennadius lakabıyla Patrik seçilen Georgios Sklerios'la Panmaharitos Manastırı'nda yani bugünkü Fethiye Camii'nde Hristiyanlık inancı üzerine tartışmaya girişen Fatih bu münakaşanın yazılmasını ister. Bütün bunlar Batı'da bir takım söylentilere neden olmuş ve Fatih'in Hristiyanlığa meylettiği yönünde bazı görüşler ileri sürülmüştür. Bizzat Papa II. Pius, Fatih'e hitaben bir mektup yazarak birkaç damla suyla vaftiz edilmek suretiyle onu Hristiyanlığa davet etmiştir. Bu mektup ve yanıtı daha Fatih'in sağlığında 1475'te Treviso'da basılmıştır. Ancak işin ilginç yanı bu mektup Fatih'e gönderilmemiştir. Tabii ki bu gönderilmeyen mektuba Fatih'in de herhangi bir yanıtı söz konusu değildir. Mektubu yazan Papa, Fatih'in ağzından buna bir de yanıt uydurmuştur. Fatih'in İstanbul'un fethinden sonraki buradaki Ortodokslara karşı iyi davranması, onun hoşgörüsünden ve Hristiyan dünyasındaki ikiye bölünmüşlüğü devam ettirmek düşüncesinden kaynaklanır. Geniş bir düşünce ufkuna sahip olması, onu Hristiyanlığı yakından tanımaya itmiştir. Fatih'in annesinin Hristiyan olması yüzünden onun da bu dine karşı ilgi duyduğu söylenir. İkinci Murad'ın eşlerinden birisi Sırbistan Kralı George Brankovic'in kızı Mara Despina'dır. 1435'te ikinci Murad'la evlenen Mara Despina dinini değiştirmemiş ve ölünceye kadar Hristiyan kalmıştır. Fatih'in Selanik'teki küçük Ayasofya Manastırı'nı ve çevresindeki araziyi tahsis ederken ondan Hristiyan kadınların en yücelerinden Anam Despina Hatun diye bahsetmesi nedeniyle öz annesi olduğu yorumları yapılmıştır. Ancak bu yanlıştır. Çünkü Fatih'in öz annesi Hüma Hatun'dur ve oğlunun hükümdarlığından önce 1449'da Bursa'da ölmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'na ait ilk kanun derlemesi Fatih zamanından kalmadır. Ancak bu kanunnamenin onun döneminde kaleme alınmadığı, önemli bir kısmının daha sonraki tarihlerde yazıldığı, tamamının ona ait olmadığı iddiaları ortaya atılmıştır. Kanunnamede yer alan devlet teşkilatına ait bir takım hususların daha sonraki tarihlerde ortaya çıktığı, bu yüzden de Fatih döneminde yazılmamış olduğu ileri sürülmektedir. Kardeş katli meselesini ona yakıştıramayanlarsa bu kanunnamenin Batılılar tarafından yazıldığını ileri sürerler. Kanunnamenin tek nüsha halinde ve Viyana arşivinde bulunması da iddialarına delil olarak gösterirler. Oysa yapılan araştırmalar sonucunda kanunnamenin Osmanlı tarihleri içerisinde başka nüshaları da bulunmuştur. Halil İnalcık, Abdülkadir Özcan gibi Osmanlı tarihçilerinin yaptığı araştırmalar bu iddianın da doğru olmadığını ve kanunnamenin az bir kısmı haricinde Fatih'e ait olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ancak bugün elimizde bulunan kanunname metni Fatih'in oğlu ve halefi 2. Bayezid döneminde yapılan bir kısım ilaveleri de içermektedir. Fatih son yıllarda İtalya ve Rodos üzerine iki ordu göndermiş, bunlardan Rodos'a giden başarısız olmuş, diğer ise Otranto'yu alarak İtalya'nın ele geçirilmesi için bir köprü oluşturmuştu. Fatih bu şartlar altında 1481 yılı Mayıs'ında yeni bir sefere çıktığı sırada Gebze'de Hünkar Çayırı'nda öldü. Ordunun gideceği yöntem olarak ortaya çıkmadığı için son seferinin nereye yönelik polemik konusu yapılmış, bu seferin İtalya ve Rodos üzerine olduğu ileri sürülmüştür. Ancak ordu Anadolu tarafında bulunduğu için bu seferin İtalya'ya olamayacağı açıkça bellidir. Fatih'in ölümünden önce ortaya çıkan yeni bir sorun Osmanlı İmparatorluğu'nun önceliklerini değiştirmişti. Fatih'in Müslüman hacıların rahatı için hac su yollarını tamir ettirmek istemesinden dolayı Memlük Devleti ile Osmanlılar arasında bir gerginlik oluşmuştu. Memlükler,
onun bu hareketini hükümranlık haklarına aykırı bularak kabul etmemişlerdi. Çekişmenin asıl nedeni ise Maraş ve Elbistan civarlarında bulunan Dulkadir Beyliği'nin hangi devlete tabi olacağı meselesiydi. Fatih bu yüzden ölümünden önce Memlük Devleti üzerine sefere çıkmış, ancak meseleyi çözmek torunu Yavuz Sultan Selim'e kalmıştır. Fatih'in 1481 yılı Mayıs'ında yeni bir sefere çıktığı sırada Gebze'de Hünkar Çayırı isimli yerdeki ölümü gerek akademik gerekse popüler düzeydeki tarihçiler arasında bir tartışma konusu olmuştur. Fatih'in ölümü hakkında önceleri genel kanaat nikris yani damla hastalığıydı. Bu ayak parmakları, topuklar ve mafsallardaki ağrılarla kendini gösteren bir hastalıktı. Ancak Alman tarihçi Franz Babinger yazdığı bir makalede Aşık Paşazade tarihindeki bir manzum parça ve Venedik arşivinde bulduğu bir belgeye dayanarak Fatih'in zehirlendiği kanaatine varmıştır. Daha sonra Fatih'in zehirlenerek öldürüldüğü fikrini ileri süren yazarlar da F. Babinger'in bu makalesinden hareket etmişlerdir. Fatih'i kimin zehirlettiği konusunda iki görüş vardır. Birincisi Amasya valisi Şehzade Bayezid'in Sadrazam Karamani Mehmet Paşa'nın kardeşi Cem Sultan lehindeki teşebbüsleri yüzünden başhekim Acem Lari'yi kullanarak babasını zehirlettiği şeklindedir. İkincisi ise 30 yıl Fatih'in yanında çalışıp onun itimadını kazanan ve vezir rütbesiyle önemli görevlerde bulunmuş Yahudi mühtedisi eski hekimbaşı Yakup Paşa'nın Fatih'e karşı ondan fazla başarısız suikaste bulunan Venedikliler tarafından satın alınarak zehirleme hadisesini gerçekleştirdiği şeklindedir. Dönemin Türk kaynakları incelendiğinde Aşık Paşazade tarihindeki bir manzum parça dışında hasta olması nedeniyle Hünkar Çayırı'na kadar arabayla gidebilen Fatih'in zehirlenmesinden ima suretiyle dahi olsa bahseden hiçbir bilgi yoktur. Yine o dönemde yazılmış Arap ve İtalyan kaynaklarında da Fatih'in zehirlendiğini gösteren bir kayıt bulunmamaktadır. Hemen hemen bütün Osmanlı padişahlarında görülen nikris hastalığından rahatsız olan Fatih, yatağa düşünce başhekimi Lari müdahale etmiş ancak başarılı olamayınca eski başhekim Yakup Paşa tedaviyle görevlendirilmiştir. Ama Yakup Paşa, Lari'nin ilacını onaylamayıp müdahale etmek istememişse de diğer tabiplerin hastalarını tedavide çaresiz kaldıklarında kullandıkları bir şurubu Fatih'e vererek yalnızca sancısını azaltmak yoluna gitmiştir. Fakat şurup tesirini gösterememiş ve Fatih kısa bir komadan sonra 31 Mayıs 1481 Perşembe günü ikindi vakti ölmüştür. İstanbul'un fethinin en renkli sahneleri gemilerin karadan yürütülerek Haliç'e indirilmesidir. 20 Nisan'da meydana gelen Deniz Savaşı'nda mağlubiyete uğrayan Osmanlıların 22 Nisan gecesi 70 civarında gemiyi Tophane ve Beşiktaş'tan alarak karadan yürütüp Kasımpaşa'ya indirdikleri söylenir. Ancak efsanevi bir hava katılan bu olay her ne kadar parıltılı görünüyorsa da gerçek bu mudur? Gemiler gerçekten karadan yürütülerek mi Haliç'e indirilmiştir? İstanbul'un fethini anlatan kaynaklar bu hadiseyi ayrıntılarıyla aktarmazlar. Özellikle Türk tarihçilerinde gemilerin karadan yürütülmesiyle ilgili fazla bir bilgi yoktur. Bu konuyu değişik dönemlerde zaman zaman sorgulayan farklı araştırmacılar, hadisenin anlatıldığı gibi olamayacağını belirtmişlerdir. Gemilerin bir gecede karadan yürütülerek Haliç'e indirilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu işin gerçekleştirilmesi için önceden günlerce hazırlık yapılması gerekir. Gemilerin geçirileceği güzergahın tespiti, arazinin düzeltilmesi, yoldaki engelleyici unsurların ortadan kaldırılması, gemileri çekme işleminde kullanılacak vasıtaların hazırlanması birkaç günden çok daha fazla zamanda gerçekleşecek işlerdir. Ayrıca gemilerin karaya çıkarıldığı noktalar olarak bahsedilen Tophane ve Beşiktaş da bu iş için uygun yerler değildir. Çünkü buraları Bizanslılar tarafından rahatlıkla görülecek yerlerdir. Rumeli Hisarı'nın bulunduğu yerden karaya çıktığını ileri sürenlere de rastlanmaktadır. Ancak bu durumda da gemilerin karadan çekilerek götürüleceği mesafenin uzunluğuna dikkat edilirse bu işin o günün şartlarında gerçekleştirilmesinin olanaksızlığı açıkça görülür. İstanbul'un fethinden 1-200 yıl sonra eserlerini kaleme almış Mehmet bin Mehmet, Evliya Çelebi, Müneccimbaşı gibi kimi yazarlar bu konuya farklı bir görüş getirmektedirler. Bu da gemilerin Ok Meydanı'nda inşa edilerek buradan denize indirildiğidir. Bu görüş karadan gemilerin çekilerek götürülmesi hadisesine göre
daha tutarlı gözükmektedir. Hammer'den Stephen Zweig'a kadar birçok batılı tarihçi ve edebiyatçı İstanbul'un fethinin son safhasını şu şekilde anlatır. Surların arasında dolaşan birkaç Türk askeri, Edirne kapıyla Eğri kapı arasında bulunan Kerkoporta denilen yayalara ayrılmış küçük kapılardan birisinin aklın alamayacak bir unutkanlık yüzünden açık kaldığını görürler. Hemen diğer askerlere de haber verilmesi sonucunda Türkler bu açık kapıdan girerek İstanbul'u fethederler. Tarihin bu yorumuna göre bu küçük kapı, enteresan bir rastlantı sonucu dünya tarihinin gidişatını değiştirmiştir. Söz konusu bu bilgi yalnızca Bizans tarihçisi Dukas tarafından dile getirilir ve dönemin diğer kaynaklarınca doğrulanmaz. Osmanlı kaynaklarının yanı sıra söz gelimi Barbaro ve Francis incelenirse fethin son aşamasını hiç de anlatılan şekilde olmadığı anlaşılır. Bu kaynaklarda açık unutulmuş bir kapının bahsi geçmez. Kenti kuşatan Osmanlı askerleri İstanbul'a bugünkü Topkapı'ya yakın bir yerden girmişlerdir. Bu bölge fetihten sonra da Topyekûu mahallesi olarak anılmıştır. Bizans surlarına ilk bayrağı dikenin Ulubatlı Hasan olduğu kabul edilir ve onun surlara tırmanışı, bayrağı dikişi tarih kitaplarında bir destan havasında anlatılır. Bu hadisenin kaynağı İstanbul'un fethi sırasında bizzat orada bulunan Bizanslı tarihçi Francis'tir. Francis bu sahneyi şu şekilde anlatır. İşte o sıralarda Hasan adlı bir yeniçeri sol eliyle başının üstüne kalkanı tutup sağ eliyle kılıcını çekti ve bizimkilerin şaşkınlık içinde geri çekildikleri o bölgede surun tepesine doğru atıldı. Onunla aynı cesareti göstermek isteyen 30 kadar diğeri de kendisini takip etti. Bizimkilerden hala surlarda kalanlarsa üzerlerine kayaları yuvarlıyorlardı ve onlardan 18'ini aşağı yuvarladılar. Ne var ki Hasan kendisine özgü şiddetiyle surun üstüne çıkmayı ve bizimkileri kaçırmayı başardı. Bu başarıyla birlikte diğerleri de onu takip ederek surlara tırmanma fırsatını buldular. Bizimkiler sayılarının azlığı nedeniyle surlara tırmananlara mani olmadılar. Düşmanın sayısı fazlaydı. Buna rağmen yukarıya çıkanlara saldırdılar ve onlardan birçoğunu öldürdüler. Bu savaş sırasında bir taş Hasan'a isabet etti ve onu yere yıktı. Kendisini yere yıkılmış görünce bizimkiler de üstüne her taraftan taş fırlatmaya başladılar. O ise dizleri üstüne kalkınmış kendini savunmaya çalışıyordu. Ancak almış olduğu pek çok yaradan sağ kolu işlemez oldu ve oklarla kaplandı. Pek çok kişi daha öldü. Ulubatlı Hasan'la ilgili bu bilgi başka hiçbir yerde yoktur. Gerek Türk kaynaklarında, gerekse İstanbul'un fethinde bulunmuş yabancı tarihçilerin eserlerinde Ulubatlı Hasan'dan bahsedilmez. Türk kaynaklarında İstanbul'a ilk giren kişiyle ilgili farklı rivayetler vardır. Bunlardan Bihişti, kente ilk giren kişinin babası Karıştıran Süleyman Bey olduğunu belirtir. İslam hukukuna göre zorla alınan bir şehirde bulunan mallar askerlerin hakkı sayılır ve yağmalanmasına müsaade edilirdi. İstanbul'un fethinden sonra da bu kural uygulanmıştır. Kentte 3 gün yağma yapılmış, halkı da esir edilmiştir. Fatih fidyesini sağlayan ve kaçtığı yerden geri gelen Rumların şehirde yerleşmesine izin verdiği gibi bir kısım esir Rumları da kendi parasıyla satın alıp serbest bırakmıştır. Fetihten sonra Fatih Vezir-i Azam'ı Çandarlı Halil Paşa'yı idam ettirmiştir. İstanbul kuşatmasının başından beri bu işe karşı olan Halil Paşa, Bizanslılarla iyi geçinme taraftarıydı. Onun bu siyaseti, ona karşı olan diğer vezirler tarafından Bizans imparatorundan rüşvet aldığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Çandarlı'nın İstanbul kuşatmasına karşı olmasının asıl nedeni, Osmanlı'ya karşı Haçlı kuvvetlerinin harekete geçme ihtimaliydi. O, II. Murad'ın barış siyasetini devam ettirmek istiyordu. Ayrıca Fatih ile arasındaki husumet nedeniyle İstanbul'un fethinin ona sağlayacağı sonsuz kudretin kendi sonunu getireceğini de biliyordu. İstanbul kuşatmasına karşı çıkmasının asıl sebebi bunlardı. Bizanslılardan rüşvet aldığı yolundaki iddialarsa asılsızdır. Fatih'in 1444-1446 yılları arasında ilk hükümdarlığı sırasında Çandarlı Halil Paşa ile aralarında bir husumet oluşmuş ve Fatih, Halil Paşa yüzünden tahtı babasına bırakmak zorunda kalmıştı.
Ayrıca Fatih'in etrafındaki kapı kulu kökenli vezirler de çok onu Halil Paşa aleyhinde kışkırtmaktaydılar. Fatih kendi otoritesine engel gördüğü Çandarlı'yı fethinden hemen sonra rüşvet dedikodularını kullanarak ortadan kaldırdı. İstanbul'un fethiyle Orta Çağ'ın kapandığı ve Yeni Çağ'ın açıldığı hemen hemen herkesin bildiği bir klişe laftır. Gerçekte bir çağ açılıp kapanmış mıdır? Yoksa bu bizim kabul ettiğimiz bir tasdif midir? İstanbul'un fethi, Hristiyan dünyasında büyük bir şok yaratması ve fethin ardından Avrupa'ya giden Bizanslı bilim adamlarının Rönesans'ı başlattıkları inancı yüzünden Yeni Çağ'ın başlangıcı kabul edilmektedir. İstanbul'un fethi gerek Hristiyan dünyası gerekse İslam dünyası açısından önemlidir. Fakat Rönesans'ın başlamasıyla Bizanslı bilim adamlarının bir ilgisi yoktur. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında yazılan tarih kitaplarında Rönesans'ı İstanbul'un fethi nedeniyle kaçan Bizanslıların hazırlamış oldukları yazılmıştır. Ancak daha sonraki yıllarda yapılan araştırmalarda bunun böyle olmadığı anlaşılmıştır. Orta Çağ'ın bitip Yeni Çağ'ın başladığı tarih konusunda kesin bir uzlaşma yoktur. Bugün için Türk olan tarihçilerin dışında İstanbul'un fethini Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edenlerin sayısı çok azdır. Genel olarak Yeni Çağ, Amerika'nın keşif tarihi olan 1492 yılı ile başlamaktadır. Matbaanın 1440 yılındaki icadını da yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edenler de vardır. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla tarih bilgisi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Resmi Tarih iyi günler diler.